Angelika doktora ikizlerinin resmini gösterdiğinde doktor şaşırdı. Şüphelerine hemen cevap bulamadı ama gizemi çözmek için bazı genetik testler yapmaya karar verdi. Keşfettiği şey kesinlikle şok ediciydi. Doktor, in vitro fertilizasyon prosedürünün başarılı olduğunu ve gebeliğin yaşayabilir olduğunu onayladığında Angelika heyecanına hakim olamadı. O ve Clive sonunda ebeveyn olacaklardı ve tek yumurta ikizleri olmayacaktı. Cinsiyeti belirlemek için henüz çok erkendi ama rahminde kesinlikle iki sağlıklı kalp atışı vardı. Bu prosedürü uygulamak çift için kolay bir karar olmamıştı. Clive kısa süre önce neredeyse tamamen kısır olduğunu öğrenmişti. Bu nedenle çocuk sahibi olmak istiyorlarsa Angelica'nın donör spermiyle döllenmesi gerekecekti. Bu fikir birkaç ay sürmüştü ama çift sonunda prosedüre karar vermişti. Clive'ın sahip olduğu özelliklere ve özelliklere mümkün olduğunca yakın bir donör profili seçmelerine yardımcı olan bir danışmanla konuşmuşlardı. Bu şekilde bebek büyük olasılıkla her iki ebeveynin biyolojik çocuğuna benzeyecekti. Şimdi çift ikiz bebek bekliyordu ve kutsanacakları bebekleri görmek için heyecanlıydılar. Çocuklarını doğmadan önce hayal etmeye çalışan birçok ebeveyn gibi Clive ve Angelica da çocuklarının zihinsel resimlerini yaptılar. Bu arada iki kız beklediklerini öğrenmişlerdi. Angelica'nın uzun dalgalı siyah saçları ve Clive'ın koyu tenine benzeyen donörüyle kızlar kesinlikle iki İspanyol güzeli olacaktı. Çünkü ikizdiler. Çift en azından hayatlarının ilk birkaç yılında onlara aynı kıyafetleri giydirmeyi planlıyordu. Doğum günü nihayet geldiğinde atmosfer beklentiyle doluydu. Kızlarını dünyaya getirmek için bekleyenler sadece ebeveynler değildi. Her iki tarafın büyük anne ve büyük babaları da doğumdan birkaç gün önce memleketlerinde onlara katılmıştı. Ailenin her iki tarafından birer büyük anne ikizlere kendi isimlerini vererek onları onurlandıracaklardı. Kızlar sabahın erken saatlerinde sezaryenle doğurtuldu. Angelica uyutuldu ve birkaç saat sonra uyandığında kocasının odada bir aşağı bir yukarı volta attığını gördü. Her iki kız da yataklarının yanındaki beşiklerinde uyuyordu ve Angelica bebeklerini görmek için sabırsızlanıyordu. Clive'a seslendi, o da dikkatle ilk kızı ona uzattı. Beklendiği gibi Jane Mary'nin simsiyah saçları ve koyu renk gözleri vardı. Doğduğunda Angelica'ya çok benziyordu. Yeni anne, güzel kızının özelliklerini içine çekmek için birkaç dakika ayırdı. Clive küçük Jane Mary'i karısının kollarından almadan önce birkaç saniye durakladı ve sonra Angelica'ya ürkmemesini söyledi. Kocasının ne demek istediğini merak etti ama gizem kısa sürede çözüldü. Kocası Rosa Line'i ona verdiğinde kız da aynı derecede güzeldi ama çok açık tenliydi ve saçları neredeyse kızıldı. Kız kardeşine hiç benzemiyordu. Clive doğum sırasında orada olmasaydı bebeklerinin bir şekilde değiştirildiğinden şüphelenebilirdi. Angelica açık tenli küçük kız bebeği kalbinin yanında tutarken garip bir sevgi ve kafa karışıklığı karışımı hissetti. Kimse burada ne olduğunu anlamadı. Belki de doktorlar suni döllenmede bir hata yapmış ve sperm örneklerini karıştırmışlardı. Kesinlikle bu iki bebek aynı babaya sahip olamazdı. O akşam her iki büyük anne ve büyük baba Seth'i de ziyarete geldi. Torunlarını görmeye doyamadılar. İki kız birçok kez kol değiştirdi ve her anne baba sırayla onları kucağına aldı. Kızların sahip olduğu farklı özelliklerden en ufak bir rahatsızlık duymadılar ve anne babanın endişelerini bir kenara bıraktılar. Kafaları karışmış olsa da en önemli şey kızların gerçekten de kendi ikizleri olması ve sağlıklarının mükemmel olmasıydı. Doktorlar anne ve bebekleri son bir kez daha kontrol etti ve Angelica taburcu olmaya hazır olur olmaz, yeni aile evdeki yeni hayatlarına başlamak üzere hastaneden taburcu edildi. Hem Angelica hem de Clive ebeveyn olarak geliştiler ve ikizleri sevgi ve ilgiye boğdular. Ancak kızlarının tuhaf özellikleri her zaman akıllarının bir köşesindeydi. Bu nedenle endişelerini tartışmak üzere in vitro uzmanlarından bir randevu almaya karar verdiler. Sadece iki kız bebeklerinin bu kadar farklı görünmesinin nasıl mümkün olduğunu anlamak istiyorlardı. Sadece bir karışıklık olasılığını ortadan kaldırmak zorundaydılar. Kızlardan hiçbirini herhangi bir nedenle değiştirmeyecek olsalar da ne olduğunu anlamak zorundaydılar. Clive ve Angelica Dr. Mallard'ın ofisine girdiklerinde ikizler evde büyük anne ve büyük babalarıyla birlikteydi. Doktora göstermek için yan yana yatarken çekilmiş bir fotoğraflarını getirmişlerdi ve doktor bile biraz şaşkın görünüyordu. Angelica'ya kızıl saçlı Fair ataları olup olmadığını sordu ama Angelica böyle birini tanımıyordu. Doktor daha sonra ikizlerin gerçekten de aynı sperm donöründen geldiğini doğrulamak için bir DNA testi yapmalarını önerdi.
Sonuçları beklemek oldukça stresliydi. Clay ve Angelica bir karışıklık olması ve doktorların kızlarının farklı biyolojik babaları olduğunu söylemesi halinde ne hissedeceklerini düşünerek saatler geçirdiler. Angelica'nın birlikte araştırmadıkları ve onaylamadıkları bir sperm donörü tarafından hamile bırakılması olasılığıyla nasıl başa çıkacaklarını bilmiyorlardı. Laboratuvarın sonuçlanmasını ve test sonuçlarının açıklanmasını beklerken akıllarından birçok senaryo geçti. Şaşırtıcı bir şekilde doktorlar çifti bir sonraki görüşme için ofise çağırdı. Açıklamak üzere oldukları şey telefonda söylenemezdi. Bulgularının ne olduğunu kesin olarak söyleyemeden önce hem Angelica hem de Clive'dan DNA örneği vermelerini istediler. Çift bu isteği yerine getirse de kafaları her zamankinden daha çok karışmıştı. Artık birbirlerinden çok farklı görünen ikizlerin gizemini aydınlatmak için 24 saat daha geçmesi gerekecekti. O sabah Angelica ve Clive doktorun ofisinde otururken kalpleri göğüslerinden fırlayacakmış gibi atıyordu. Ne bekleyeceklerini bilmiyorlardı. Tek bildikleri bu kızların kendilerine ait olduğuydu ve eğer bir şekilde bebeklerden bir tıbbi bir hatanın ürünü olsaydı ikisini bir arada tutmak için var güçleriyle savaşacaklardı. Durumları zaten çok eşsizdi ve kızları sevmek ve büyütmek onlara aitti. Doktor Mallard odaya girdi ve masanın arkasına oturarak üzerinde isimlerinin yazılı olduğu kalın bir dosyayı açtı. Angelica Clive, doktorun kullandığı karmaşık tıbbi terimlerden pek bir şey anlamadı ve sonunda ondan ne söylemeye çalıştığını basit kelimelerle açıklamasını istedi. Doktor in vitro işlemiyle daha önce toplanan ve donör spermi tarafından döllenen birden fazla yumurtayı implant ettiklerini açıkladı. Başlangıçta her iki bebeğin de implant edilen bu yumurtalardan geliştiğini düşünmüşlerdi. Angelica'nın aynı anda yumurtladığını ancak bu yumurtanın farklı bir sperm tarafından döllendiğini çok az biliyorlardı. Kızlar gerçekten de Angelica'nın bebekleriydi ancak bebeklerin iki farklı babası vardı. Sonra en şok edici açıklama geldi. Bunlardan biri Clive'ındı. Kısır ilan edilmesine rağmen ikizlerden birinin babasıydı. Çift ne diyeceklerini ya da ne düşüneceklerini bilemeden şok içinde oturdular. Birbirlerine sarıldıklarında gözyaşları yanaklarından süzülmeye başladı. İşlenmesi gereken çok fazla bilgi vardı. Bu mümkün müydü? Bunun olabileceğini bile bilmiyorlardı ama doktorun paylaşacak son bir şok edici haberi vardı ve onlara ikizlerden hangisinin biyolojik olarak Clive'ın çocuğu olduğunu bilmek isteyip istemediklerini sordu. Çift ne cevap vereceğini bilmiyordu. Ya bu vahiy kızlara farklı davranmalarına neden olursa, kızları birbirinden ayırmamaya yemin etmelerine rağmen bunu yapabilecekler miydi? Çift sabahki olayları düşünmek için bir süre istedi ve öğle yemeğinden sonra tekrar gelmeye karar verdi. Kalan zamanı yakındaki bir kafede geçirdiler. Saat 2'de kararlarını vermişlerdi. Bilmek istiyorlardı. Herkesi şaşırtan açık tenli kızıl saçlı Rosa Lyne onların biyolojik çocuğuydu. Son birkaç nesildir aile soyunda uykuda olan bazı atasal özellikleri miras almış olmalıydı. Çift ancak daha sonra yine açık tenli ve kızıl sarı saçlı uzak bir kuzen keşfetti. Ebeveynler kızlarını eşit derecede seveceklerini ve onları hem kendilerine hem de büyük anne ve büyük babalarına bir hediye olarak yetiştireceklerini biliyorlardı.